Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Vallahi abi şöyle söyleyeyim. Yani ben ülkücüyüm, fazla bilgim yok. Yani onlarla yani ilgilenmem. Ben MHP'liyim abi. Ülkücü adam bilgili olur ya. Öyle de abi ben... FETÖ'nün siyasi ayağı var mı? Bence yok abi, bana kalırsa. Yok. Evet. Eskiden var mıydı? Eskiden bana kalırsa yok abi. Hiç yok. Evet. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Gerçek düşüncemi söylersem suç işlerim. Şeyin düşüncesi yani, Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi hakkında ne düşünüyorsun? Doğru düşünmüş. Doğru mu söylemiş? Doğru düşünmüş. Kendi düşünceniz ne? Kendi düşüncemi söylersem en önemlisi düşünce hürriyeti olmadığı için. Evet. Söyleyemiyorsun. Özgürce kendinizi ifade edemiyor musunuz? Edemiyoruz tabi. Söyleyince ne oluyor biliyorsunuz. Evet. Onun için söyleyemiyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Doğru söylemiş. Haklı mı? Haklı tabi. Neden abi? Bu baştan belliydi zaten. Baştan her şey içine soktular. İçinde şeydi. Zaten kendi adamları gittiler oralarda buralarda. Birbirine beraber şey oldular. Birleştiler ağlamayla, gülmeyle. Yok ağlayalım, yok türkü şarkılar çağırdılar. Ondan sonra nasıl ne olduysa bir de darbe çıkardılar. Saat 9'da darbe mi olur? Hiç aklı mantığı yok. Ondan sonra işte haklı söylüyor abi. Bence haklı her şey. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Valla ne düşünüyorum? Onu söylüyor. Hepten yalandır zaten. Kimin? Kılıçdaroğlu'nun. İnanmıyorsunuz. Yani hiç inanmam. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? FETÖ'nün siyasi ayağı. Evet. Kim? Var mı? Fethullah'la başka kimse yok. Siyasi ayağı var mı? Siyasi ayağı hayır yok. Yok mu? Efendim? Yok. Yok. Teşekkür ederim. Ben. Kimin ne yaptığı belli değil ki. Ne vereyim kimin cebine? Eli kimin cebinde belli değil mi? Heh. Ben onu diyeyim de kısa olsun. FETÖ'nün siyasi ayağı var mı? FETÖ siyasi ayağı vardır. Kimdir? Bilemem. Belli değil mi? Belli değil. Araştırma var. Evet. Araştırma evet. Önergesini, İYİ Parti'nin araştırma önergesini AK Parti reddetmişti. Reddetmiştir. Bazı sorunları görmüştür onun için. Ondan. Çok teşekkürler. İyi günler. Yani doğru söylemiş. Neden abi? Yani doğru işte. Yalan söyledi. Kim yalan söylüyor? Kılıçdaroğlu yalan neden söylüyor. Neden abi? Bilmiyorum. Abi merhaba. Merhaba abi. Kemal Kılıçdaroğlu dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için dedi ki FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı dedi. Doğru demiş. Şimdi zaten FETÖ o zamandan beri var yani. FETÖ'nün Tayyip Erdoğan'la olan beraberliği var. FETÖ diye bir şey yoktu ki. Tayyip Erdoğan getirdi FETÖ'yü. Yani İşlendirdi mi? Zaman var mıydı yani? Vardı çünkü getirdi, işletti, kullandı. En sonunda dedi ki ortak olacağız olmayınca FETÖ'yü kaçmak zorunda kaldı. Şimdi CHP'ye İYİ Parti'ye diyorlar FETÖ'cü diye. Öyle bir şey yoktur. Ben zannetmiyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum, hayır öyle bir şey yoktur. Çünkü ben siyaseti çok iyi takip ediyorum. Hani öyle bir şey olsa şimdi kadar zaten onlar içeride olurlardı. Ama öyle bir şey yok yani. Zannetmiyorum. Kanıtlayamadılar. Hayır, imkan yok. Mesela Akşener'e dediler ki FETÖ'cüdür diye. O da dedi ki kanıtlayın dedi. Kanıtlayamadılar. Eğer kanıtlasa şimdi kadar içerideydi zaten. Dedi ki kanıtlamazsanız namussuz şerefsizsiniz dedi. Dedi. Aynen yapamadılar. Ama kanıtlayamadılar. Kanıtlayamadılar tabii ki doğru. Doğru yani. Çok teşekkürler. Rica ederim. Benim siyasetle hiçbir alakam yok ya. Tamam. Ne düşünüyorsun? Doğru söylüyor. Diyor. Neden doğru söylüyor? Çünkü bu FETÖ olaylarından önce hep aynı yatak, yani aynı şeydeydiler sürekli. Aynı kararları alıyorlardı. Birbirinin destekçileriydi. Sürekli beraberlerdi. Ondan sonra aralarında bir anlaşmazlık oldu. Onun gitti onun ekmeğine taş koydu. Onun ekmeğine taş koydu. Ondan sonra darbe oldu. Gidiyor ona sallıyor. Sen zaten darbeden önce hep aynı beraberdin. Hem fikirdiniz. Ondan sonra bence Kılıçdaroğlu. Ben Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorum ama dediği doğru. Haklı mı? Haklı. Çünkü bundan önce hep beraberlerdi. Bütün fikirleri beraber alıyorlardı. Yedi işte ayrı gitmiyordu. Ama ondan sonra işte o darbe olayını anlaşamadılar. Böyle olunca yani da. Yani öküz öldü, ortaklık bitti diyebiliriz. Ekmek yani. Mi vardı ortada? Yani İlla ki ekmek var. Tabii ki de. Abi olmaz mı Allah aşkına? O onu destekliyordu, onu destekliyordu. Zaten ülke onun elinin altında. O ne derse oluyordu. Gidiyordu onu destekliyordu, onu destekliyordu. Beraber gül gibi geçiniyorlardı. Ondan sonra da olanlar ortada zaten. Yani Kılıçdaroğlu'nun dediği doğru. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abi biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vallahi hiç... Siyasetle bir ilgim yok. Zaten televizyonum bile yok yani. Neden abla? Hırsız girdi evime. O dolandırıldım. Her şimdi bak şimdi 5 aydır kirayı ödeyemedim.
Elektriğimi, suyumu 400 küsur milyon elektrik gelmiş. 280 küsur milyon su gelmiş. Yani telefonum zaten 5 aydır kesik. Yani bir insan televizyonu bile olamazsa, bir çamaşır makinesi olmaz. 10 aydır, ne 10 ay, bir senedir makinem bile yok çamaşırım. Hırsız götürüyor. Yani, nasıl takip edeyim gündemi diyor? Yani nasıl takip edeyim? Yeri geliyor mesela virüsten dolayı 10 gün ekmek bile alamadım yani. Kazancını bunları satarak mı yapıyorsun abla? Evet, yeni başladım, daha 5 gün oldu yani, çaresiz kaldım. 1000 lira aldın mı devletten? Hayır ben hiçbir şey görmedim. Bir incir çekirdeği bile görmedim, hiçbir yardım. Yardımı gelmedi? Yok, hiç. Ben Allah yeter ki bana iman gücü versin, çalışma iyi kötü, kiramı da ederim. Karnımı doyurmak için ne yapalım? Evet. İşte zabıtalar rahat bırakmıyor. Bir de zabıta rahat bıraksa daha iyi olur diyorsun. Tabii en azından insan toplumumuz zaten yok. Ancak karından doyurabiliyor. Kime ne diyeceksin? Bir şey demek zorunda değilsin ki. Yani. Allah yardımcın olsun. Amin. Hepimizin, hep beraber sizin de. Yani inan ki televizyon falan yok yani. Çok sağ olun. Sağ olun olsun. Ne yapalım? Evet. Bugünlerde geçer inşallah. İnşallah. Oldu. İyi günler, kolaylıklar. Bu konuda ben karışmıyorum, siyasi işine. Sıkıntı değil. Yok, ben anlamam. FETÖ işi mi sıkıntı? Türkiye'nin işine karışmam ben. Nerenin işine karışıyorsun abi? Kendi işime karışırım ben. Peki, FETÖ'nün siyasi ayağı var mı Türkiye'de sizce? Olabilir. Şu anda olmadı mı? Var mı? Sence olmadı mı? Bence oldu da kimdir? Adresi olmadı mı? Hayır efendim, anlamadım. Siyasi ayağı var mı? Onu bilmiyorum. Hani siyasete bulaşmış. Onu arkadaşa var. Sor. Var mı sizce efendim siyasi yok mu? Ayağı? Bence var. Kim efendim sizce? Mecliste kim varsa. Hepsi tamam. Mi hemen hemen? Medyayı takip ederseniz görürsünüz zaten. Evet. Değil mi? Evet. Şu anda da var mı? Daha önceden bulaşanlar için mi diyorsun? Şimdi Mehmet Şimşek zamanın Maliye Bakanı değil miydi? Evet. Sayın Fethullah Gülen diyor muydu? Evet. Diyordu değil mi? Bunu yayınlayın ama. Tabii. He? Peki ondan sonra Bülent bitsin bu tabii bitsin bu hasret, gel artık diyen var mıydı? Ukyanus ötelerine selam gönderenler var mıydı? Vardı. Peki. Sizce var mı yok mu? Evet. Vardır değil mi? Evet, sadece evet. Vardır. Evet. Biz fikrimizi söyleyemiyoruz. Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Başka sorularını beklerim. Başka. Bu soru tehlikeli mi? Bir soru sorayım sana. Bir soru. Sorun, al tabii. Bunu. Sosyal mesafeyi 4 aydır profesörler lanse etti halka. Evet. Peki sosyal adaleti niye lanse etmiyorlar? Hukuk profesörleri çıkıp niye sosyal adaleti anlatmıyorlar? Burhan Kuzu anlatır mı? Ya o düzenin sermayenin adamı ya. Niye? Ben diyor profesörüm diyor. Çok hukukçu yetiştirdim. Alıyor musun bunu? Alıyor. Sosyal adaleti niye halka tanıtmıyorlar? Hukuk profesörü. Mesafeyi 4 aydır ezberlettiler. Evet. Emekli öğretmen yaz oraya. Abi merhaba. Size de soralım. Kemal Kılıçdaroğlu evet. Dedi ki FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Onu tüm Türkiye biliyor, dünya da biliyor. Katılıyor musunuz yani sizi? Gerçek olan o. Evet. 15 Temmuz olayı da birbirlerinin yeme olayıydı, bir tiyatroydu. Ayrıca şu anda Tayyip'ten dolayı, tepemize dolaştığından dolayı ceza almış durumdayım. Buna rağmen konuşuyorum. İki ayrı davadan dolayı. Bunları Türk halkı ortaya herhangi bir şey yapamayız. Fakat bunlar en sonunda birbirlerini yiyecekler ve Türk halkı öyle kurtulacak. Başka bir şey diyemiyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Vallahi düşünmek değil, yaşamak çok doğru. Biraz eksik söylemiş. FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kurucusu ve yöneticilerin tamamı içerisindedir. Çünkü neden 2010 referandumuna girdiğiniz zaman FETÖ'nün televizyonlarda çıkıp mezardaki ölüleri kaldırın AKP'ye oy versin diyen bir adamdan bahsediyorsunuz. O suçu da şimdi CHP'ye yüklemek bende siyasetin en ayıp şeylerinden bir tanesidir. Doğrudur. Çünkü bu ülkeyi karamsar bir hale getiren, toplumu birbirine düşüren, senlik benlik kavgasını getiren, korkarak istediğini konuşamayan bir halk ortaya çıkarmasıdır. Bunlarda da geçelim. En büyük sorun ne biliyor musunuz da? Bu ülkede 7-8 milyon tane Suriyeli yaşıyor. 10 sene sonra 70-80 milyon. Bu ülke Araplaşacak. Bu ülkenin sorunları daha büyük olacak. Bunu nereden önlemlerini alacaksınız? Okulları bedava, hastaneleri bedava. Görüyor musun sokakta beden az Suriyeli? Görüyor musun şurada? Bak gidin Cumhuriyet alanına sabaha kadar binlerce sokakta yatıyor. Birer milyar dağıttılar. Kime dağıttılar? Sayın millerini.
Sayayım mı sayarım? Konya, Kayseri, Yozgat, Siirt, Bitlis, Van, Tatvan. Başka yerde bulamazsın. Göster kimliğin, al 1 lirayı. Böyle bir demokrasi, böyle bir halk düzen olur mu? Biz halktan yanayız, doğrusun. Ama halkın özgürlüklerini kısarsan nereye kadar yaşayacak bu halk? Aç kezden işte kadını konuştun, ne diyor? Ev kirasını veremiyorum, ekmeği alamıyorum diyor. Seyyar satıcılık yapıyor, yapmak zorunda. İnsanlar... Başka türlü geçinemez. Efendim? Başka türlü geçinemez diyorsun. Geçinemez tabii. Ya dilenecek ya da sokakta satıcılık yapacak. Başka bir şey var mı elinde imkanları? Bakın bakalım şurada bir tane toplum yüzünü gülen bir insan görüyor musunuz? Esnafın yüzüne bir bakalım, şu dükkanlara bakın, hepsi bomboş. Bundan 20 sene, 30 sene önce buradaki Antalya dünyanın merkezidir. Turizm alanında, iş alanında, geçim alanında en süper bir şehrimizdi. Ne hale geldi bu ülke? Antalya ne hale geldi? Yaşıyorsunuz. FETÖ'yü peygamber ilan etti, Türkiye'ye getirmeye gelmedi. Nasıl abi? Çağırdı mı? Çağırdı, peygamber ilan etti gelsin diye gelmedi. Gelseydi? Gelseydi ne olacaktı? Gelseydi de aynı. Kılıçdaroğlu dedi ki FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Doğru. Ne düşünüyorsun? Bence doğru söylüyor. Devamlı onunla beraber. Tamam, Tayyip'e biz de oy verdik zamanında ama şimdi şu anda pişmanız. Şu anda sefiller oynuyorum. Ben 3 tane çocuğum var. Acım aç. Daha önce oy vermiş miydin? Verdim. Daha önce oy verdim. Vermedim değil ama keşke vermeseydim. Pişmansın. Pişmanım. Şu anda da yani pişmanım. Ben şu anda kötü bir durumdayım. FETÖ'nün siyasi ayağı var mı? Ya efendim? Siyasi ayağı var mı FETÖ'nün? Şu anda hala. Vallahi bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ben şu anda bak ailemden bile ayrıldım. Niye? Bu yoksulluktan çok kötü bir durumlara düştüm. Çoluğum yalnız duruyorum. Bir de kalp hastasıyım. Bu şeyde virüs hastalığında. Belediyeye telefon ediyorum. Ben evde yalnızım, hastayım. Hiç ne gelen ne giden. Neymi? Maske veriyoruz, şunu veriyoruz. Hiçbir şey yok. Aldınız mı 1000 lira? Hiçbir yardım görmedim ben devlet. 1000 lira aldım, şöyle aldım. Bayramda vereceği parayı aldı. O değil, pandemide yardım. Hayır. 10 lira yolladınız mı? 10 lira da yollamadım. Sosyal yardım dışarıdan 500 lira para aldım. Eve giderken 900 lira ceza yedim abi. Neyden yedin? Maskesizlikten. Maskeyi aldın mı? 500 lira aldım. 500 lira sosyal yardım dışarıdan para aldım. 900 lira ceza yedim. Aynı gün içerisinde. Murat, aldım, eksi verdim. -400'deyim abi. Muratpaşa Belediyesi'ni aradım. Adam diyor ki yemek biz veremiyoruz sana. Yemek versek diyor bizi soruşturma açıyorlar. Aşevi kapanmış. Evet, aşevi kapandı diyor. Ben öleyim mi? Yapacak bir şey yok diyor. Ben nasıl Türk vatandaşıyım? Ben gittim 20 ay askerlik yaptım ya. Halen bu vatana hizmet vereyim diye uğraşıyorum. Şoförlük yapıyorum. Ne olacak bu bizim halimiz? Yani yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Yalvarıyoruz. Biz emeklilere bir göz kulak ol. Halen biz evde yani yat babam yat. Acacına yatıyoruz onda. Dışarı çıksak para yok. Şurada bir çay içsen 3 lira. O bile yok. Ya böyle geziyoruz ama yok. Bir arkadaşımıza çağırıp şurada bir çay içleyemiyoruz. Yani bıktık yani, artık bıçak kemiğe dayandı. Yani bizi öldürse daha iyi. Böyle yok, böyle süründürmektense öldürse daha iyi. Yani ona da razıyım ben yani. Çok sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Bizim sesimizi böyle duyurduğunuz için size çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Bizim askerimiz gidiyor Suriye'de şehit oluyor. Suriyelileri Bodrum'da, Antalya'da akşama kadar deniz sahilinde tatil yapıyor. Benim askerim niye ölsün orada? Sebebi ne? Hepsi İncir'den Konyaaltı'na Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı doluya kışkırmadan İstanbul'a gittim. Tahsin Meydanı'nda 10 kişiye bir şey soruyorsun. 2 tanesi Türk. 8'i yabancı. 8'i yabancı adım. Bizim Türkiye'mizde Türk kalmadı artık ya.
Suriye'ye gittin, memleketini korusun. Bak, 15 Temmuz'da o kadar şehit ettik. Niye? Memleketimiz için, Türkiye'miz için, milletimiz için. Onlar da kaçıp geliyorlar. Memleketini bırakıp kaçıp geliyorlar abi. Çok sağ ol abi. Teşekkürler. Bir de şunu söyleyeyim, bak deminden de konuştum. Toki'den ev veriyoruz diyor. Yatırdım parayı, beni çekilişe dahi katmamışlar, çekilişe. Niye abi? Ne bileyim ben, araştırdık, çekilişe dahi girmemişim ya. Ben burada 1000 lira kira veriyorum, 1800 lira maaş alıyorum. 3 tane de kızım var. Okuyanım da var. Ben derdimi kime anlatacağım bilemiyorum ya. Bize anlatacaksın abi. Size anlatıyoruz ama bir faydası, hiç faydası olmuyor. İnşallah olur. İnşallah. Bak, o herkese ev veriyor. Dışarıdan gelen vatandaşlara ev veriyor. Ben öz Türk vatandaşıyım. Yalvarıyorum, paramı yatırıyorum, gene vermiyor. Yok. En sonunda sokaklara düşeceğiz ya. Allah korusun. Abi siz ne düşünüyorsun? Sen abi, bir saniye bir soralım. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şimdi arkadaşları dinledim. Tabii. Ben de sana sonra bir şeyler anlatacağım. Sen hangi TV'desin? İlave nereye? TV, Antalya. Antalya TV'desin. Ben Karadenizliyim. Evet. Yıllarca Güneydoğu'da görev yapmış bir jandarma emeklisiyim. Jandarma komandosuyum. Evet. Şu insanları dinliyorsunuz. Allah aşkına ben sizi daha önce gördüm. Şimdi sima yabancı gelmiyor. İnsanlara ne yapacak abi? Ya ben şimdi şuradan abim de jandarma emeklisimiz çekiyor. Yıllardır görev yaptık. Doğu'da, Batı'da terör bitti. Terör bitti derken yani terörü bitireceklerdi. Şunu yapacaklardı, bunu yapacaklar. Bakın insanlar hepsi çare bekliyor. Ya ne yapacaklar? Ya şimdi söylüyor yani işte. Yani sen sor ben cevaplayayım abi. Efendim? Sen şimdi FETÖ diyorsun. FETÖ'ye gerek yok abi. Şey FETÖ yaratan yani, kimdir? Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki FETÖ'nün bir numara siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan. Ben şimdi buradan Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla konuşmuyorum. Ben şu anda siyasi bir partinin genel başkanıyım. Niye Kılıçdaroğlu? Ben elbette ki yaratanlar kendileri biliyor zaten. Çağıranlar kendileri. Yaratanlar kendileri. Bizim bu dünyada bu Allah'la tövbe arası, hepimiz Müslümanız şu anda. Bir sürü insan bizi dinliyor. Bizim Allah'la hepimiz Müslümanız ya, bunu kim sorgulayabilir? Biz şimdi Allah'la aramıza kim girebilir? FETÖ'ye, tarikata ne alaka var? Kılıyorsak kılıyoruz, kırmıyoruz. Ben bir Karadenizliyim. Artvin Dağı'ndan gelmişim. Yıllarca doğuda batıda jandarma bir şeyim. Sonra gelmişim burada Antalya'da bir siyasi partinin bir sorumlusuyum. Bakın ben isteyerek de buraya, farkındaysanız biraz dinledim. Sonradan konuya dahil oldum. Öyle ya, siz sorumun cevabı. Türkiye'de FETÖ'nün siyasi ayağı var mı? Hala. Vardır tabii ki yani. Yaratan varsa FETÖ'yü ben mi getirdim Türkiye'ye? Ben bir askerim. Ben mi getirdim? Kim getirdi? Çağıranlar kimdi abicim? Bugün Ankara'da Melik Gökçek dinozor parkını yarattı. Bakın 10 milyon, 100 milyon turist getireceğim dedi. Kim yarattı abi? Gidin Ankara'da bir tane dinozor parkına binebilir misin? Ben seni daha önce de dinledim. Söylüyorum. Kim getirdi? Kapandı zaten. Bana ne yani? Bana ne ya FETÖ METÖ? Ya ben Mustafa Kemalciyim. Ben Atatürkçüyüm. Ben Karadenizliyim. Ben Artvinliyim. Ben Türkiye'yim. Abi ben şeyim. Burada konuşmama gerek yok zaten. Abim burada işte. Ben yıllarca Güneydoğu'da, Batı'da ben vatanım için. Bugün beni alsın. 53-54 yaşında. Ben yine giderim. Koçlar gibi ben her gün sporumu yapıyorum. Baktım ki bu şey olarak yani dağda bayırda olmaya başladı. Ben bir siyasi parti üye oldum. Abicim bunun şeyi yok. Tayyip gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Bana ne? Ben vatanım, ben memleketim ya. Ben bunu korumak zorundayım. Ben illa CSI'ye, bana ne FETÖ'den şundan bundan. 15 Temmuz yapmış şu yap. Ben sana... Bana ne ya? Bakın bugün şey gitmiş, Davutoğlu gelmiş, Babacan gelmiş. Ben şeyim de, neredeydin abi? O zaman niye girdin işin içine? Benim soyum geçmiş, beni araştırsınlar. Ben Karadeniz'i Mustafa Doğan'ım. Benim araştırsın geçmişim. Bana ne ya? Sen gelmişsin, ben efendim, ben şuydum da efendim, şu oldum da bu oldum da. Bana ne ya? Canım dayı bu. Neyi dayı? Ha, ben geldim de yani işte ben aldandım. Aldanmayın abi. Ne kandırmayın. Dayın oldu. Kandırmayın. Neyi kandırıyorsun? Dayın oldu. Sen dayın değilim. Söyle. Derdin neyse söyle. Ne oldu dayı? Sen böyle sıkıntıya girmişsin. Sıkıntım yok benim. Arkadaş bir şey söyle. Sıkıntın neyse söyle kardeş. Sıkıntı yok değil mi dayı? Söyle, sıkıntı yok. Sorun varsa söyle hepimiz. Sen bilmediğin soruna dahil oluyorsun. Sor. Ne o sorun ya? Yaşın kaç? Ne demek istiyorum dayı? Bir buyur, sor. Buyur, bak abi. Ablacığım bir şey. Sor. Bir dakika. Sen de konuş abla. Tamam o zaman konuş. Derdin ne? Ya bak işte yani bu gençlikte biz nereye gidebiliriz abi? Eğitimsiz, kültürsüzüz. Ablacığım işte buyurun ablama söz verin. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? FETÖ'nün siyasi ayağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi Kılıçdaroğlu. FETÖ'de değil aslında. Valla ben FETÖ'de sana bir şey söyleyeyim mi? Benim en çok üzüldüğüm şu Türkiye'nin kıymetini bilmiyorlar. Herkesin gözü dışarıda. Biz gizli istihbarat olarak eşim dolayısıyla çok görev yaptık. Ama herkesin gözü Türkiye'de. Ben bizim insanlarımızı üzülüyorum. Burayı korumak istemiyor. 3 kuruş parayı veriyorlar ya. Ne demek yani? Evet. Bunlara şahittim. Benim ikinci mesleğim de, birinci mesleğim ben Hacettepe'de öğretim görevlisiydim. Doktor yetiştirdim. Evet. Emekliyim. İkincisi de Anadolu Ajansı'ndan emekliyim. Basında. Türkiye'nin en bağımsız ajansı. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. FETÖ'nün siyasi ayağı diye bir şey yok. FETÖ yıllardır bu ülkede var. Bunu CHP'lisi de biliyor, MHP'si de biliyor, AKP'si de biliyor. Buna zemin hazırlayanlar zaten belli. Hükümet kendisi buna zemin hazırladı zaten. Yıllardır bunun içindeler. Askerin içinde, ekonominin içinde, siyasinin içinde FETÖ her yerde vardı. Yayıldı. 50 yıldır bu FETÖ aramızda var zaten. Yani şimdi mi akıllarına geldiler FETÖ terör örgütüdür diye. CHP'si de biliyordu, MHP'si de biliyordu, AKP'si de biliyordu. Hepsi biliyordu. Hepsi biliyordu tabii bunu. Hepsi biliyordu arkadaşlar. Şu anda var mı? Ya şu anda FETÖ hala var. Siyasi ayağı var mı? Tabii ki de var. Bunun siyasi ayağı CHP'sinde de var, MHP'sinde de var, AKP'sinde de var. FETÖ şu anda zaten 50 yıldır, 60 yıldır içimize sinmiş bir örgüt. Sızmıştır. Tabii canım sızmıştır. Yani bunlar bitmedi hiçbir şekilde. Hala da aramızda duruyorlar. Tek demek istediğim şu, insanları zıtlaştırıyorlar birbirine. Yok sen MHP'lisin, yok sen AKP'lisin, yok sen CHP'lisin. İnsanları siyaset olarak birbirine düşman yaptılar. Kutuplaştılar ya, mı? Ya kutuplaştılar. Bu siyasetin başında olan var ya, mesela Recep Tayyip Erdoğan, isimlerini buradan vereyim. Bak buradayım, hatta maskemi çıkartayım. Dilediklerini yapabilirler. Kemal Kılıçdaroğlu, işte Devlet Bahçeli, bundan insanları kutuplaştırdılar. Öyle söyleyeyim. CHP'lisi AKP'liye düşman gibi. Ya kardeş kardeşe düşman ettiler bu ülkede siyasi ayağıyla. Gündemi sürekli siyasete meşgul ediyor. Kardeşim ben açım, ben işsizim, bu adam emekli, ben diyor açım diyor. Yani insanların sesini dinlemek yerine insanları birbirine kutuplaştırıyorlar. Siyaseti insanlar birbirine arasına fitne katmaya çalıştılar. Mesela benim en sevdiğim mesela çocukluk arkadaşım CHP'li diye. Mesela bazen konuştuğumuz zaman beni düşman gibi algılıyor. Halbuki ben hiçbir siyasi parti tutmuyorum. Hiçbir siyasi partizan da değilim. Ben sadece şunu istiyorum. Bir genç olarak tarım, yani tarıma yönelmeliyiz. Teknolojiye yönelmeliyiz. Ama kimse sanayiye yönelmeliyiz. Tabii tabii, tarım, sanayi, eğitim. Bizim zaten eğitimimiz diye bir şey yok. Eğitim yok. Bizim ülkemizde eğitim diye bir şey yok. Gerçekten yok. Ben mesela şu anki, ben yine lise mezunuyum. Liseyi bıraktım. Hani ben gerçekten şu anda ilkokulda okuyan çocuklara acıyorum. Adam üniversite mezunu olmuş, benim gibi işsiz dışarıda geziyor. Adam 4 tane dil okumuş, 4 tane üniversite bitirmiş, üstüne dışarıda işsiz geziyor. Milyonlarca işsiz genç var bu ülkede. Milyonlarca işsiz genç var. Hangi ülkede gençlerin işsiz olduğunu görüyorsunuz? Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, gençlerin hiç işsiz olduğunu gördünüz mü? Türkiye'de bu var. Ama üstünü nasıl kapatıyorlar? Siyasi partilerle üstünü kapatıyorlar. Gündemi değiştiriyorlar. Kardeşim ben milletvekillerini seçiyorsam, eğer o meclise milletvekili seçiyorsam, benim paramla orada milletvekili maaşını alıyorsa, gencini düşünecek, her şeyi düşünecek, emeklisini düşünecek, çocuğu düşünecek, sokaktaki aç yatan insanları düşünmek zorunda milletvekilleri. Partiyle değil, bunu işbirlik içinde çözecekler. Yani hiçbir şey partizanlık değil. Sen AKP'lisin, sen CHP'sin değil. Herkesi bir kenek içinde tutmaları lazım. Birlik ve beraberlik. Birlik beraberlik abi. Yok sen AKP'lisin, yok sen CHP'lisin, yok sen MHP'lisin, yok sen HDP'lisin. Sen bunlar dersen ileri varamayız. Biz hiçbir zekimde gelecek yani göremiyorum ben bu şekilde. Yani insanların içine, yani Cumhurbaşkanı adam diyor ki işte CHP'liye küfür ediyor. Kılıçdaroğlu çıkıyor, Tayyip'e küfür ediyor. Kardeşim siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz ya. Biriniz CHP'nin genel başkanısınız, biriniz Cumhurbaşkanı. Siz böyle yaparsanız gençler ne yapacak, insanlar ne yapacak? Millet sokakta birbirini mi yesin o zaman sokakta? Sen CHP'lisin, bu adam CHP'li, o zaman bu adamı döveyim. Bu adam gelsin beni dövsün, sen AKP'lisin desin beni dövsün. Yani bilmiyorum ama iç acısı durumumuz yok. Ben sadece yukarıdakilere bunu seslenmek istiyorum. Lütfen siyaseti bir kenara bıraksınlar. Gerçekten insanların durumlarının üstünde düşünsünler. Kaç milyon insan şu anda şu durumda, pandemi döneminde işsiz kaldı. Bu gençler işsiz kaldı. Bunlar üzerinde düşünsünler, bunları tartışsınlar. Biz siyaset tartışmak istemiyoruz artık. Biz gelecek için tartışmak istiyoruz. Biz bu yeni nesil için nasıl yapabiliriz bunu tartışmak istiyoruz. Biz kimseye, AKP, CHP kimsenin umurunda değil artık. Gerçekten parti hiçbir insanın umurunda değil. Millet artık karnını doyurmak istiyor. Demeyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim.